1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası. Günümüzde Kurtuluş Savaşı müzesi olarak kullanılmaktadır. 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında kullanılmıştır. Merhaba, ben Durbe Gümcan. Bugün Ankara Ulus'tayız. Size 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıtacağım. Ankara 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Müzesi. 1923 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfili olarak tasarlanan ve inşa edilen bu bina işlevi değiştirilerek meclis olarak kullanılmıştır. Büyük salon, yer yer localarla değerlendirilen bu salonun özellikle yıldız motiflerini içeren ahşaptan tavanı, sonradan düzenlenen taç kapı ve bazı noktalar dışında kemerler, saçaklar, yer yer çinilerin yer aldığı bölümler ile bu dönemin mimari özellikleri yansıtılmaktadır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası yetersiz olması ve Cumhuriyet Müzesi Meclisi'nin ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle bina bir takım değişikliklerden geçirilmiş, sonra da 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 18 Ekim 1924'te tarihinde hizmete açılmıştı. Ile 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında kullanılmıştır. Gezimize devam edelim. Ben 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası işlevini 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 36 yıllık bir dönem boyunca sürdürmüştür. Bu mikrofon. Bu da taş plak. Osmanlıca ve Türkçe alfabe. Bu da Türk Medeni Kanunu. Bunlar madalyalar. Bu kahve fincanı ve kadeh. Bu büyük dahi Halas Kara. Bu kalem. Bunlar da ilk baskı. Buradaki ışıklı panolarda ve vitrinlerde teşkilatın esasiye kanunu, hukuk alanlarında düzenlemeler, giyim ve görünüm değişikliği, uluslararası takvim, saat, tartı ve ölçüler, yeni Türk harfleri, soyadı kanunu, büyük nutuk, 10. yıl nutku, Türk Hava Kurumu, demir yolları, ekonomi ve sanayi ile ilgili Atatürk devrimleri ve olayları, kanun teklifleri, kanunlar, gazete küpürleri, Atatürk'ün sözleri, coğrafyalar ve konuyla ilgili objeler sergilenmektedir. Odadaki panoda ve vitrinlerde Atatürk'ün İmza ve el yazısı örnekleri, tekke ve zaviyelerini kapatılışı, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları'nın kuruluşu, dış siyaset, tarım, arkeoloji ve güzel sanatlar, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve Atatürk'ün bazı özel eşyaları sergilenmektedir. 1961-1979 yılları arasında Bağdat Paktı genel merkezi olarak kullanılan bu bina, Cento'nun kaldırılması ile
aynı yıl Kültür Bakanlığı'na da devredilmiştir. 1981 tarihinde Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Çeşitli düzenleme çalışmalarından sonra Ocak 1996 yılında yeniden ziyarete açılmıştır. Burası toplantı salonu. Burada locaları görmekteyiz. Meclisine seçilen ilk kadın millet vekillerini görmekteyiz. Celal Bayar için ayrılmış bir oda. Orada kıyafetlerini görmekteyiz. Burada kitapları ve birkaç eşyası var. Burada yaşamını görmekteyiz. Burası da İsmet İnönü için ayrılmış bir oda. Burada da onun eşyalarını görmekteyiz. Burada kıyafeti ve eşyaları. Burası da Atatürk için bir oda. Burada yine kıyafetlerini ve eşyalarını görmekteyiz. Burada da Atatürk'ün hayatı bulunmaktadır. Burada yine bir kıyafetini görmekteyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüdür. Burada da mühür görünmektedir. Meclis toplantı salonu. Bu salonun ana girişi, giriş kapısının ortasında Riyaset Divanı, sağ ve sol üst köşelerde Sefiller Locası, sol tarafta Cumhurbaşkanlığı Şeref Locası, salonun arka tarafında dinleyiciler ve basın locası yer almaktadır. Bu salonda 1924-1960 yılları arasında milletvekili sayısı en az 610'a kadar yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli kaynaklarından biri olan Atatürk'ün nutuğunun 15-20 Ekim 1927 tarihinde okunduğu doğal ortam bağlamı heykeller canlandırılmaktadır. Nutuk, Türk Devleti'nin yeniden doğuşunun, Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in ilk yıllarının ayrıntılı ve belgelere dayalı geniş bir özeti ve yorumudur. Nutuk'un felsefesinde ulus sevgisi, insanlığa saygı ve ahlak anlayışı önde gelir. Atatürk, ben 1919 yılı Mayıs'ında Samsun'a çıktığım gün
Elimde hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk ulusunun asaletinde doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kudret vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım demektedir. Burası genel kurul salonu. Osmanlı bayrağını görmekteyiz. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi gezimiz burada sona ermiştir. Görüşürüz.